1 Haziran'da gerçekleştirilen liselere geçiş sınavı sonuçları dün açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın analizine göre 565 aday tüm soruları doğru cevapladı. Alanya'da ise sınavda 4026 öğrenci ter döktü. Bu öğrencilerden iki tanesi tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puanla Türkiye birincisi oldu. Alanya Barbaros Azakoğlu Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Neval Sadullahoğlu ile Alanya Şükrü Mülazımoğlu Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Osman Bulanık, elde ettikleri başarıyla ailelerinin ve Alanya'nın gurur kaynağı oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, "İki öğrencimiz LGS sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alıp Türkiye birincisi olmuştur. Öğrencilerimi ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu başarıyı birlikte kazandık." ifadelerini kullandı. LGS sonuçları açıklandı. Şu an Alanya'da iki tane Türkiye birincimiz var. Öğrencilerimi, ailesini, öğretmenlerini, emek veren herkesi kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Eğitim bir bütün. Burada ben slogan olarak bu başarı hepimizindir diye bir slogan kullandım. Çünkü siz değerli basın mensuplarından tutun, velilerimize varıncaya kadar herkesin eğitime katkısı çok büyük. Alanya'da olmayan hiçbir okul türümüz yok. Sınıf başına düşen öğrenci sayımız Türkiye standartlarının üzerinde. İlkokullarda 26, liselerde 24 ortalamasında. Bakanlığımızın en üst koyduğu nokta 30. Okul türlerine baktığımız zaman okul öncesi eğitiminden temel eğitime, orta öğretime, özellikle özel eğitimde Türkiye'nin ilk özel eğitim anaokulu Alanya'da açıldı. Üstün zekalı ve özel yetenekli öğrencilerimizin eğitimlerine katma değer katabilme noktasında Alanya Bilim ve Sanat Merkezi ilk kez Türkiye'de bir ilçede açıldı. Bu konuda bize destek veren başta Sayın Bakanımız olmak üzere devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Herkes eğitime destek verdiği için, eğitimin kalitesi yükselerek devam etmekte. Sayın Kaymakamımızın önderliğinde belediyelerimizin katkılarıyla okullarımızın fiziki ortamlarının güzelleştirilmesi, imkanların genişletilmesi noktasında bu başarı gerçekten herkesin ortak değeri olarak yükseldi.